yarımda kaldı abi. Böyle ettim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Başlattın mı Nisa? Kanalıma hoş geldiniz. Hemen kapının yanındayım arkadaşlar. Bizim evin yakınındayım yani. Getir kızım. Onu değil, benim bu poşetimi getir. Bunu da getir. Yok, yeter yeter. Rüzgarla beraber inek yayıyor arkadaşlar biz. Gecepte çocuklarla oynuyoruz mahallemizin çocuklarıyla. Ben de şöyle sirke notu topluyorum, belki bilirsiniz. Bayağı bir de büyümüş. Geçen komşumuz topluyordu bir tane. Ezir, bir ineği aldı, şu ineği buraya mı? Vallahi hadi kızım oraya ne girelim, ne dedi. Dur bakalım, dur. Tamam, dur. Yavaşça kovaladı şu yanına insinde. Bizim burada sirke notu bayağı bir çok arkadaşlar. Getir Nisa, çok verelim. Tamam yeter, değmedi şu yer isimler. Bakın şu kenarlar, gel. Böyle yakından göster şuradan. Bakın arkadaşlar, hep bunlar sirken otu şöyle. Has sirken dilleri daha bir de buna. Bir de bunun böyle daha incesi var. O tam sirken olmuyor da. Ya, o da sirken otu da. Bunun gibi değil yani. Bunun ismi has sirken diye geçer bizim burada. Bu şekilde topluyor arkadaşlar. Tabii ki anlatıyorum da. Daha hiç yediniz mi diye sorarsanız yemedim. Bunu da yemeyeceğim. Komşulara topluyorum öyle. Toplayıp vereceğim. Gelip gittikçe gözümü takılıyor arkadaşlar bunlara. Ben böyle şeyleri severim. Az çok beni tanımışsınızdır. Hani mantar toplamasıydı diyeyim. Mantar yemeyi de seviyor da. Çıtlık toplaması, mantar toplaması. Öyle şeyleri severim arkadaşlar. Hani böyle şeyleri. Bunun yapraklarını bir de şu uç kısmını arkadaşlar koparıyorlar. Nasıl pişirildiğini biliyorum. Önce arkadaşlar aynı ıspanağın yaprağı gibi suda haşlanıyor. Ondan sonra güzelce bir sıkılıyor. Derin dondurucuya atabilirsiniz. Mesela kışın çıkarıp da yenebilir. Çünkü kışın tabii ki bunları bulamıyor. Kışın çıkarıp yenilebiliyor. Yumurtayla pişiriliyor arkadaşlar. Dediğim gibi aynı. Ispanak cacığı nasıl yapılıyorsa bu da o şekilde. Bilmiyorum, yine de belki kendim yapar, dolaba atarım. Şu anda topluyorum yani. Ne yapacağımına karar vermedim. Gel Nisa şuraya. Baban geldi mi İsmail? Geldi. He? Çok oldu. Ne yapıyorsun ya? Senin babana biriniz bağırıyor dediydiniz ya öyle atlı o zaman. Ha. Gelmiş. Anne. Anne. Bak. Açmamış mı baban, söylemedi mi? Ben iyi bir şey dinliyorum. Anne. Anne. Bak. Doldurdun mu? Evet. Çoluğa çocuğa atma mı? Okuldan aldığın top mu? Yok. Okuldan top ama. Bu şekilde topladım. Hı. Sen alma dedin ya onlara. Size suç attıydılar. Şöyle bir poşet. Oraya doğru atsınlar. Tam atma derken de yapıyor yani onu da, değil mi? Bu şekilde tam bir poşet topladım arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Gel Nisa, gelin buraya. Çocuklar da orada ot yoruyorlar sanki. Vedet ne be Nisa? Onlar şeyine oynuyorlar. Orada Ebru Gülmen. Ben gidiyorum çocuklar. Baban geldi, o inekleri getir diyorlar. Gidiyor oyuna. Çap çap çap. Al şunu. Sineye çap. Buraya getir, burada gitsinler hayvanlar. Çap. Kanayı da getir. Şöyle göstersin hayvanlar. Buradan da ot yoluyor Gülzar arkadaşlar, bıçağının küçük tanımıza. Şöyle neyse, ben eve doğru gideyim. Gülizar, inekleri başka yere götürmeyin. Şuraya getir. Hadi. Doydular, doydular. Maşallah iyi otu varmış burada arkadaşlar. Bayağı doydular. Bakın şurada şöyle papatyalar.
Gel bir başka oluyor. Recep gelir mi? Evde bunaldı zaten. Şurası da halamın bahçesi arkadaşlar. Annemin ablası biliyorsunuz. Bakın orada oturuyor. Size göstereyim İstanbul'dan geldiğini. Hemen buralarda bahçe yaptı. Buraya salatalık ekti. Stil yaptı yani. Biberiydi, salatalıydı. Şöyle yakınlaştırayım. El salla halama, el salla. Kızlarına selam gönder diyorum ki. Diyorum ya halam bahçe yapmış burayı diyorum. Dedim. Hadi selam gönder de gidiyorum. Selam söyle hadi. Arkadaşlarına selam söyle. Sen kızlarına söyle. Kızlarına söyle. Kızlarıma da söyle. Tamam. Annem bahçesini gördü mü diye. İşte sen diyeceksin. Baksınlar bak burada bakıyorlar zaten. Koskoca bahçe. Ne? He. Verir mi? Ne mi? Yiyorsun. Tamam. Yok ablam götürürüm. Bizim mahallede böyle şenlikler arkadaşlar. Bu yanda böyle var çocuklar. Ön tarafta da var bir sürü. Hele yazında daha bir çoğalıyor. Recep. Hadi gidiyor. Hadi bin. Bin de gidelim bin. Bin de gidelim. Dur ben de gidelim. Tamam ben bir şey yapmayayım. Sen bırak diyor ben kendim gidelim diyor. Sen. Annem. Hadi yürüyün hadi. Niye o kadar çok şişirttin de sen onu? Anne normal bu ne bu? Daha sert bile değil. Recep hadi eve. Sümemizi azıcık açsan da şuraya koysa. Niye? Su dola dursun. Yıkanacak. Ne? Anne. Benim olsun ne var? Hı? Orayı yıka. Arkadaşlar sizken oturup temizlemeye başladım. Tabii ki hemen topladım geldim temizleyemedim. Ahraftan girdik. Şimdi işimizi bitirdik. Eve girmeden akşam olmadan da temizleyeyim de. Bakın sadece yapraklarını alıyorum arkadaşlar. Onu da iyi yapraklarını. Annem. Geliyor mu? Geliyor, geliyor. Çok mu? Yo, iyi. Sirkeli suya basıp batıracağım arkadaşlar. Biraz bekleteceğim sirkeli suya. Sirkeyi sirkeli suya niye batırıyor anne? Temiz olsun. Mikrobunu hırsın. Aynen mi? Bu sirke notu, o sirke. Aynen değil. Gülizar! Gülizar! Orada üzüm sirkesi var, onu bir getirin la kızım. Getiriyor. Üzüm sirkesi var. Yavaş üstüne bak. Bırak. Ne yapayım? Orada annem dolapta. Sirke mi duruyor? Sen sirke var onu bir ver bakayım bize. Bir de bitirelim. Allah'a ağlayacağım şimdi ya. Ağlarım. Temiz yapraklarını al İsmail şöyle. Tamam. Şöyle teker teker mi? Şöyle dayıklayalım. Şöyle. Bakın öyle ayıklayalım. Ama temizlerine iyi bak. Öyle öyle ayıklayalım. Mesela anne bunlar temiz ya şöyle mi? Hı-hı. Mesela şöyleleri almayacaksın. Bunları? Onları al. Getir bana. Mesela bak şunları alma tamam mı? Şöyle temiz yapraklarımıza. Bence. Bunu lazım yazarsa sen bana söyle yes. Tamam mı? Ya orada böyle bir şey söyleyeyim. Anne. Böyle Rasim yazarsa bana söyle tamam mı? Tamam diyeyim. Bunu açın Mayri. Sirke notu tak. Neden şuradan? Şuradan. İşirin. Demin. Ot kalkmış ya buralarda. Ne var? Temiz. Ne yazık
sirke? Sirke ıslatacağım. Azıcık mikrobunu kırsın. Gelmedi mi kokun? Gökhan evde. Geldi. Ya, sirke gibi kokuyor biliyor musun? Ya, sirke gibi kokuyor. Yok lan şimdi sirke döktüm yok koktu. Sen de. Yenir mi? Yenir de pişince caca yenir. Ya bu ablam ne yiyor? Önüm kafaya da gelmişler. Ne? Ne bağırıp bağırıp duruyor? Otursam bir şey. Altına yapalım. Şuradan bir şey getir babayın eşyasını. Mına mına mına. Dağılıyor bu lan. Hayır dağılıyor. Annem geldi arkadaşlar. O da içeriye girdi. Telefondan haberi yok çekim yaptığımızda. Ne bunu şöyle mi koyayım? İç taraflı mı? Ha, hemen bir kapat. Bir tam da iç taraflı. Ha öyle koyacağım dış taraflı. Öyle koyacaksın, oturacaksın. Neyi kapat? Çabuk suyu kapat da gel kalan. Bitir bu kadar su. Bunu yaşlılarımız daha çok seviyor arkadaşlar. Önceden hani topları illermiş ya. O yüzden. Gençler pek bilmiyor. Yani bilsek de ne bileyim toplayıp da pek bilmiyor yani öyle söyleyeyim daha doğrusu. Zaman sirke olduğunu nereden biliyor? Annemden söyledi. Hadi sirke değil. Üşüdüm. Soğuk hava soğuduk. Çabuk ayıklayalım da eve gidelim. Nasıl yapıyormuş bakalım. Herhalde biz de yiyecek gibi geliyor arkadaşlar. Bak yine de komşulara da verecek olsam şöyle temizleyeyim de verim. Siz biraz da video çekeyim diye. Siz niye yemeyeceksiniz? Bilmiyorum hiç yemedim ben. Bir de ben cacı pek sevmem. Annen neme verir? İşte annenene diyeyim alırsa ona veririm almazsa. Annenin pek sevmeyeceğim. Komşularımıza veririm. Komşular. Hazır kaynasınlar. Pişirsinler hemen. Bu ne? Bu otla. Ot. Şundan bir şey olmadı da. Çabuk. Benim suya değdiği iyice üşüdüm İsmail. Sen geç. Sen mi temizleyeceksin? Ben geçeceğim. Çabucak temizler geçelim. Biz arada sabit bir mutfağı verdim. Makineyi boşaltıyor. Islanana ıslanana. Önce bir ıslanamıyor. Önce ıslanamıyor mu? Saplarını atsak ne olur? Öğrene mi gidi böyle diye bir attı? Oğulların kapanmaya kalktı. Rüzgar çekilecek mi oğulların kapanmaya kalktı? İnşallah. Kapansın da. Okullar 3 ay tatile girdim arkadaşlar. Aksaray'a çocukları yatılıya göndereceğim Kur'an kursuna. Kur'an'larını biliyorlar. Ama daha güzel öğrensinler. Daha güzel pekiştirsinler. Kaç senedir tek istediğim buydu. Aklımda olan buydu yani. Ama küçükleri bir yanından kıyamadım. Doğru söylemek gerekirse. Bir yandan bunlar gitmek istemediler ama bu sene bunlar da gitmek istiyorlar artık. Gitsinler hem namazlarını öğrensinler, işte okunacak surelerini öğrensinler, hem Kur'an'ını pekiştirsinler. Pekiştireceğim. Bilsen bilmeyene olmaz. Oraya vardın mı hiçbir şey bilmiyor musun lan ne diyeceksin yani. Bilmezse. Allah bütün toprakları döktüm üstüne. Pişiyor nasıl? Üstüm miyim? Kupra yine gelmedi. Bak peynir suyunu götürmeyin. Yok kesin.
köpek gelmişti aynı oradan. Kovaladım. Ne biliyorum o. O büyük köpek gelmiş. İsmail iyi yat ya. Yanlış mı? Ona veririm ne olacaksa. Ne? Şu büyük köpek. Hangi birini ona veririm? Onlar niye çıkıyor? Onların köpeği aldı. Onlar bir köpek almış mı? Fırat'la bir köpek almış mı? Daha yavru mu? Nasıl bakalım? Nasıl büyümüş? Allah! Toprağa çıktı. Şunu şöyle serelim bari. Bunu suya dökelim. Bir fasak dibine dökme diyelim. Zaten yıkamıyorum da ben de. Olsun oğlum yıkayıp dibine mi koyar? Şuraya kaldı. Yani şöyle koy. Gitti zaten az kaldı. Çalış. Mesela Rasim yazdım bir daha söyleyeceğim. Ne yazacaktı? Zaten işte çalışalım mı demesin oğlum? Bence oyuna girelim mi desin diye. Yo çalışacak mı sınavlara? Sınavlar biliyorsun. Sınavlar gelmeden çalış. Daha iyi pekiştir. 100 al. Sınavlar geldi mi ne çalışacaksın da bir günün içinde? Bir gün neyin yanında? He. Biz bir hafta geriden çalışacağız. Ya. Ya. Öğretmen sana ne diyecek? Yarın sınav var diyecek. Oturacaksın çalışacaksın. Bir gün çalışmış oluyorsun o zaman. Yo anne ben sınavların ne zaman olduğunu biliyorum. Niye çalışmıyorsun? Sen mesela Haziran'ın üçünde. Çalış işte ne güzel Haziran'ın üçünde. Öğretmenler ne güzel şimdiki öğretmenler. Daha erkenden veriyorlar işte sana. Öyle bize mesela iki gün önce dillerdi veyahut da ertesi güne. Hani yarın yazılı var dillerdi. Bir günde biz ne çalışabilirsek öyleydi. Sizinki ne güzel işte. Matematikten de ayın 5'inde ya da Haziran'ın. Hani vallahi hep toprakları üstüme atıyorum. Haziran'ın 5'inde. Büyükler şöyle çekelim tamam mı bakalım? Haziran'ın 5'inde ya da 7'sinde. Tamam işte diyor mu ne güzel diyor mu ya?